Dedim şimdi efendim çağıracağım konuğumun özelliği şu, o da büyük bir golcü, büyük bir topçuydu. Şimdi futbol hayatına devam etmiyor ama en önemli özelliği çok cool bir adamdır o. Çok cool, hep böyle ağır. Yani gol attıktan sonra da abartmadan böyle yürüyen dünyadaki herhalde 3-5 topçudan bir tanesiydi ama çok önemli hususiyetleri olan, 3 büyük takımda oynamış ve Türk futboluna çok değer vermiş bir üstad Saffet Sancaklı geliyor efendim. Geliyor, geliyor, Kral Saffet geliyor, 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 Kral Saffet geliyor. Abi acaba uzun olduğun için mi öyle cool takılıyorsun? Çünkü hani uzun adama da edemedi yapmak yakışmıyor ya. Mesela ben yaptığımda oluyordu, hani sen gol attıktan sonra öyle yapsan ayıp olur diye mi? Abi Şifo Mehmet'i çağırsaydın o zaman. Hakikaten bir cool tavrınız vardır sizin, böyle sakin, böyle soğukkanlı. Yok, yapı olarak öyleyim zaten, hani hayatta da karakter öyleyim sakinim yani. Soğukkanlı. Soğukkanlı. Futbolculukta soğukkanlı olmak çok önemli bir haslet olsa gerek. Çok. Değil özellikle mi? Golcüler için. Herkes dışarıdan seyrederken böyle üstten seyreder veya televizyon ekranından. Sen şu anda topla berabersin. Kafayı eğerseniz zaten ne kadar bir alanı gördüğünüzü görürsünüz. Tabii. O arada rakipten kurtulacaksınız. Ha. Kaleciye bakacaksınız. Hı. Kalecinin hareketine göre vuracaksınız. Doğru vuruş yapacaksınız. Doğru vuruş yapacaksınız. Onun için sakin olmak lazım bunun için tabii. Aha. Zaten golcüler genelde sakin insanlar. Hayatlarında da bu yansır mı? Vallahi ben şeye katılmıyorum. Adam diyor ki ben sahaya girince böyle psikopat oluyorum. Ha. Bana biraz palavra geliyor. Ha. Yani sağ dışında nasılsan içeride olsun yani. Ha. Bir karakter değişikliği bilmiyorum nasıl oluyorsa. Bu içeride psikopat olurum diyenlerin dışarıdaki hali de farklı olabilir diyorsunuz. Yok öyle diyor bazıları. Ben pek inandırıcı gelmiyor. Yani sağ dışında neyse sağ içindesin de içinde de olsundur yani. İnsan aynı insan. Tabii insan aynı insan. Eyvallah. Şeref verdiniz efendim. Teşekkür ederim. Siz de yerinizi alalım. 20. sırada Ümit Özat var. Ümit Özat'ın Gaziantep-Fenerbahçe maçında yaptığı hat-trick. Efendim? Ümit Özat. Evet abi. Bir bek olmaz değil mi? Bir defans oyuncusunun 3 tane gol atması. Olmuş abi işte. Bak seyret bak. Fotomontaj olmaz. Fotomontaj olmaz. Yok. Orijinal sağlamına o top değil. Gülle o. Gülle öyle zık diye giden bir şey değil. Onu da söyleyeyim yani. Kaç gram olduğunu biliyor musunuz topun? Kaç gram abi? 456 abi, yarım kilo. Tabii. 80 kilometre hızla gidip ona kafa atarsan ne olur abi? Sonra diyorlar ki futbolcuların kafa basmıyor. Nasıl bassın abi? Saffet abi 3 takımda da oynadın. 3 takımda oynayan az topçu var bildiğim kadarıyla, değil mi? Ama şöyle bir şey de var. Mesela geçmiş programlarda da burada konuştuk. Yani şimdi hani Galatasaray'ın Fener'de ne işi var? Fener'in Galatasaray'da ne işi? Bak diyoruz ki ya Revo yerinde ağırdı. Yani böyle şeylerle, tepkilerle karşılaştın mı? Hem sosyal çevrenden hem medyadan, kamuoyundan. Şimdi şöyle oldu. Ben çok genç yaşta tabii Beşiktaş'ta oynamaya başladım. İlk Beşiktaş maceram var. Sonra arada başka takımlar da var. Yani büyük takımdan büyük takıma geçmedim ben. Arada takımlar vardı. Ben hiç tepki almadım. Yani hepsinde de çok böyle beşer onar sene de oynamadım yani. Fenerbahçe'de 2 sezon, Galatasaray 2 sezon, Beşiktaş'ta 3 sezon. Yani çok böyle bir yere de mal olmadım gibi. Yani bana mesela kimse kızmıyor. Ama bana kimse Galatasaraylı Saffet de demiyor, Fenerli de demiyor, Beşiktaş'ta Saffet demiyor. Saffet Sancaklı diyor herkese. Saffet Sancaklı diyor. Biraz avantaj da oluyor bir yerlere. Ama eskiden daha zordu. Eskiden işte Tanju Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçtiğinde kıyamet kopmuştu. Yani eskiden o zaman çok zordu böyle. Kabulleniliyordu bir yerde. Ama şimdi öyle değil. Şimdi daha profesyonel bakılıyor. Takas yapılıyor, o gidiyor, bu geliyor. Sen kaçırma dönemine denk geldin mi abi? Ben devamlı büyük kulüplerin orada dolaşıyordum kaçırsınlar diye. Hiç kaçırmıyorlardı beni yani. İmzayı kime atarsan o sayılıyordu. Evet, imzayı attım. Tamam Galatasaray. Biraz İran'da kime attın? Kaçırdı başkası. Istiyordu. Başka biri kaçırdı. Şimdi fazla para verdi. Fenerbahçe Galatasaray 200 verdi. Dedi ki Fenerbahçe 500 veriyorum dedi. Veya böyle transferler olabilir. Ama para, hani senin sözün söz de hayır, demişsin adamlara. Paranın dışında da mesela Galatasaray'a demişsin ama Fenerbahçe'nin başkanı da seni gelmiş almış karşısına oturtmuş. Eskiden biraz böyle bir saygı vardı. Çok hayır diyemiyorduk biz pek hani. Şimdi o Tanju'nun kaçırıldığı tekne şu anda Galatasaray adası oldu. Gol sevinçlerinin çeşitleri var. Ben şeyi yapmıyordum, sevmiyordum böyle. Golden sonra adam 100 metre daha koşuyor. Zaten golü atana kadar yoruluyoruz hani. Bir de Allah ne verdiyse git falan. Vallahi ya tamam, yani görmüyorum. Peki bir şey görmemişsin. Bak koşmazdın ya. Abartıyor bence. Eski santraforlar şeydi, helvacı ya. sağ açık, sol açık var. Beleşçi derler hep oralarda. Gelsin. Şimdi bakıyorum ben 12 kilometre koşuyor ya şimdi futbolcular.
Peki. Biz maçtan sonra bir de eğlenceye gidiyorduk. Ya. Peki abi şimdi artık 500 metre mi koşuyorduk? Sen 2 kilometre dolduruyor musun? 2 kilometre. Allah bilir yani. Üzülüyorum çocuklara şimdi. Peki. Saffet abi sende böyle kısa şort dönemi var değil mi? O dönem şöyleydi. Ben mesela normal 8 numara şort giyiyordum. Ama o zaman Adele göstermek modaydı. Ha. 6 numara hemen kapışırdı tabii. Abi sen ne işin? Çok uzunsun abi. Ya sen uzun değil abi. Ha. Ama tabii ben 6 numarayı giyince buradan burası E5 karayolu gibiydi. Hani çok uzun gözüküyordu tamam mı? O zaman hepten uzun bacak oluyordu. Bir de dikkat et. Tekmelik yoktu. İndirdik biz aşağı. Tabii. Ha. Evet. Herkes indirmiş buradan, doğru. Benim buradan şurayı hesaplasana abi. Hani 1.10. Evet. Yani Boğaz Köprüsü gibi. Boğaz Köprüsü gibi oraya. Ha, onda bak. Bay bacak. Bak, şeyler evet, siz bay bacak mı? Öyle atana dikkat et bak. Konuşlar aşağıda. Evet, evet abi. Yasak o zaman, değil miydi peki? Ne cesaret. Yok abi serbestti. Şey de olmamış yani. Serbestti. Allah korumuş ya. Yok çok tekmelik ayaklar kırıldı. Tekmelik zorunlu da yoktu. Ay, ama şimdi zorunlu herhalde değil mi abi? Evet tabii sonra. Hepsi zorunlu. Onun için o dönem vardı öyle bir dar giyme, uzun saç. Peki tam da onu soracaktım Tanju abi. Yani şimdi mesela çok stilli saçlar, çok böyle dövmeler falan. Yani ben şimdi sizin jenerasyonu düşünüyorum. Yani sizde böyle saç baş o kadar stil, o kadar önde değildi galiba. Dövmenin öyle hiç mahalle yoktu. Mahalle berberleri vardı. Orada tıraş oluyorduk zaten. Yoktu ki böyle hani kuaför böyle baba dert. Kuaförler bilmem nerede? Böyle yapsın böyle yapsın. Bir de o dönemde böyle dövme mövme falan dayak yerdi. Yani dövme. Hani dayak yerdi. Vallahi dayak yerdi. Devam size de beğendiremiyorlar. Sevinmiyoruz diyorsunuz ki niye seviniyor? Seviniyor adam seviniyor. Ne ama bu da fazla. Ya bu abartı değil mi yani? Bu abartı değil mi yani? Yok ben böyle bu takla atanlara hayranım ya. Nasıl atabiliyorsun onu? Çok önemli bir şeydir sen ya. Çalışıyor demek ki. Ben Boğaz Köprüsü'nden atlamam lazım. Tabii bu böyle mümkün değil abi. Wow, sırada şimdi efendim. Çok buradaki değerli konuklarımızdan birinin. Galatasaray Kocaeli maçında efendim eski takımına karşı bu nedir yani eski takıma yapılacak şey midir? Yok değilimdir ya. Tabii abi sensin. Öyle al mi? Bak. Al bak bir sen. Göreyim misin? O zaman abi. Eski takımına hem de deplasmanda acı bir sürpriz. Unutulmaz hat-trick'lerde Fahri Sancaklı'nın Galatasaray'ı bozguna uğratan golleri 12. sırada. Riddle çok dikkatli kalesinde. Erol Ersoy işaretini vermedi. Şimdi verdi. Şahbet geliyor. Vuruyor ve gol. Kocaelispor İstanbul'dan 1-0 öne geçiyor. Gol Şahbet dakika 5. Gereğince Dilek Şahbet araya girdi. Riddle ve toparlarda gol. Gol Kocaelispor'un 2-0. Yine Şahbet. Büyük hata Galatasaray savunmasında. Kocaelispor 2-0 öne geçiyor. Dobrovski doğru aşırı Dobrovski. Şahbet gol pozisyonunda 4-0. Değerli seyirciler Kocaelispor 4-0 öne geçiyor. Kocaelispor İnönü Stadı'nda harikalar yaratıyor. Galatasaray 0, Kocaelispor 4, işte bu. Abi niye gelmiyorlar? Abi takımda ne kadar seviliyormuşum ben ya. Takımdan. Abi golden hakikaten sonra abi, golden sonra gelen yok ya. Niye gelmedi? 3 tane atmışım Galatasaray İstanbul'da gelen yok ya. Evet ya, biz sinirlenmedik. Abi alışmışlar, her dakika atıyoruz yani. Ha, bak. Ben 2 Dünya Savaşı, 4 Dünya Kupası gördüm. Böyle bir sevinç görmedim. Hakikaten ha. Bir takım içitmez mi ya? Alışmışlar deplasmanda abi. Sen Galatasaray'a gol atıyorsun, goller atıyorsun. Öne geçiyorsun, sevinen yok. Bu maçtan garipsedim. Sizin futbolcuların birçoğu Galatasaraylı mıydı? Yok iki şey var. Ya çok seviliyordum. Ya da çok takımın alıştılar. Yok çok alıştılar. Veya abi bütün takım Galatasaraylı olup attığın gollere üzüntü yaşayıp olmasınlar. Yani bunu ya bir de lig maçı biliyor musun? Eski takım davası bak, belki. Bir hafta önce de bu maçı hatırlıyorum. Bir hafta önce de İstanbul'da Beşiktaş'ı 5-3 yendik. 2 hafta üst üste bu. Bak, bu sene şampiyon falan oldunuz mu? Yok. Olamadık. Kadar, yani ben gece oynamayı daha çok seviyordum. Öyle mi? Neden? Gündüz havalar sıcak olduğu zaman çok etkiliyor. Adamı bayıltıyor. Akşam 7'de oynuyorduk. Zaten son yıllarda hep 7'de oynuyorduk. Televizyonda 7'de veriyordu maçları falan. İdeal bir saat yani. O şanslı günü mü oluyor topçunun? Şanslı günü diye bir şey var mı? Vardır yani tabii ki var ama hazır olmazsan, oraya da gitmezsen sadece şansla gol atamazsın. Yani gerçi bir şey yapacağım, biraz Hakan'a şey yapayım. Bir milli maç mıydı, hangisiydi? Hakan döndü mesela, şurasına çarptı, gol oldu. Ha, evet.
Ama Hakan oraya gitmese, hı-hı, oraya da sıçramasa burasına da çarpmayacak. Çarpmaz, boşa ama, gidecek. Ama ne ballı falan. Sadece balla, hı, şansla olmaz. Ama tabii bazen öyle bir şey oluyor ki adam ıskalıyor, senin önüne geliyor. Hı. Boş kaleye yuvarlıyorsun yani. Tabii ki şansında faktörü var ama çok değil. Hani bakıyor musunuz abi eski gollerinize falan? Hiç bunlar kimileri internette de var ya. Bakıyoruz abi. Bakınca şey yapıyoruz yani. Mazi kalbimde gibi yaradır mı diyorsun? Ha yani biraz kendimizi böyle şey yaparız ama şöyle bir şey var. Keşke bu görüntüler fazla olmasa. Şimdi mesela 60'ım 10 metreden bir gol. Şimdi ben bunu abartarak bir 25 metreye çıkaracağım. Nasıl yapacağım abi onu? Sen işin bu boyutunda mısın? Ya olmasa bu ya görüntüler. Şimdi diyeceğim ki anlatırken böyle topu aldım ortasadan 6 kişiyi geçtim. Sen avcı mısın? Ha. Şimdi bizim Mustafa Hoca yok mu? Mustafa Denizli. Evet. Mustafa Denizli'nin golleri hep şöyledir. Böyle biz Kocaeli Spor'da da beraber çalıştık. Ya hocam işte nasıl şu maç falan. Hep orta sahadan alır topu. He. İki kişiye basar çalımı 40 metreden vurur gol olur. He. Şimdi bu yaşla ama alakalı. 9 tane kamera yoktur o zaman. Yok bir de mesela golü atmışsın 10 metrede. He. 40 yaşlarındayken 15 metreye çıkar o. He. Sonra 20-25 falan Mustafa Hoca da böyle 40'larda falan hani. He. Hep böyle anlatırdı yani. Ama abi sizin için bir şehir tamam, efsanesi... Tamam abartacağız. Görüntü gösteriyorsunuz. Aa, tabii abi doğru diyorsun. Özür diliyoruz. Ama bu... Bir şehir efsanesi var. Yani oğlunuz sizin topçu olduğunuzu sonra ekranda eski maçları... O hikayedir yani. Yok valla dedi. Ya yok, anlatayım. Olur mu ya? Yok yok anlatayım. Oğlan o zaman böyle 4-5 yaşında falan ama... tam da böyle bir Galatasaray Fener derbisi var. Ufak ama da. Yani ona böyle ben eskiden futbol oynadım anlatacak yaşta değildi. Böyle 4-5 yaşında falandı. Tam da bu televizyonlar eski golleri veriyor ya... Tam böyle bir Fener Galatasaray haftasında televizyon evde açık maçları veriyor. Bu da seyrediyor. Ufak çocuk zaten. Aha Saffet Sancaklı gol dedi. Kamera yakın bir çekti beni. He? Bu döndü. Baba bu sensin dedi. Ondan sonra 5 dakika sonra 5 dakika sonra bu sefer ben Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a gol atıyorum. Aha. Onu da bir çekti. Baba bu da sensin dedi. Ya bu doğru. Güzel tam bir efsane. Gördü yani. Babalar efsanedir tam bir efsane olmuş abi. Ya Atkinson attı 3 oldu da bu Galatasaray'ın bir golünü kim attı acaba ya? Kim attı? Ben Deniz. Ya. Evet doğru. Çocuk yakaladın nasıl şaşırmasın abi. Çocuk nasıl şaşırmasın çocuk bir orada. Çocuk mecburen şaşırdı ya. Çocuk nasıl şaşırdı. Hakikaten sevdiğin bir kaleci var mıydı abi? Hani gol attığında üzüldün ya yazık oldu adam ama ne yapayım işim dediğin. Böyle bir şey düşünülür mü hocam? Bizim amacımız o zaten sayacak. Hayır sen insan olarak kişilik olarak seversin adamla arkadaşlığın vardır. Ama golünü de atarsın. Yok aynı. Benim öyle bir... Ben hakkımı yok. Hayretinden yana kullanıyorum. Hayretinden yana da çok tatlı. Çok golümü yedi. Çok kahrımı çekti. Evet ya evet ya helallik almak biz lazım. Mesela... Duayenlerine soralım işin siz ne diyorsunuz abi? Çok büyük oyuncu. Evet. Yani benim seyrettiğim oyuncuların içinde bir takıma katkı sağlayan yani bir takımın kaderiyle oynayabilen Hacı'yı bir numara tutuyorum ben her zaman. Evet. Galatasaray'da Hacı'yı. Kulübün kaderini değiştirdi Hacı. Yani Galatasaray'ın çok böyle zor bir döneminde geldi 4 sene. Kulübün kaderini değiştirdi. Yani Alex'le Hacı ile Alex'i ilk ikide sayıyorum. İlk benim seyrettiklerim içerisinde gelen yabancılar. Santrafor adam ihtiyacı vardır arkadaşlarına yani. Sen hiç sana getirmezlerse o topu orada dolanırsın yani. Tek başına kalırsın. Muhtaçsın sen yani yüzden, arkadaşlar. Onun için iyi geçinmen lazım. Hele böyle Alex pozisyonundaki yani adamlarla aman değil. Aman, araba aldırmayacaksın ona. Öyle aman, aramaya gerek yok. Aman. Sırtını alacaksın eve götür. Getir. Evet. Ona gerçek sevgini vereceksin. Transferde bir hata yaptı o. Bak önemli bir şey. Tercihte hata. Fenerbahçe'den Stoke City. Olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Fenerbahçe'den Tottenham. Aynen. Arsenal tamam. Stoke City olmaz abi. Arsenal istedim. Ama Tottenham'da daha Stoke çok ezilmez City'den miydi abi? Ezilmez abi. Daha iyi oyuncularla daha iyi oynarsın. Ben çok iyi biliyorum. Çok yakınım. Arsenal de istedi onu ama tercihini yapmadı. Yani bence çekindi. Ya, evet. Siz bir dizi çekerken, film çekerken daha iyi oyuncularla daha iyi oynamıyor musunuz? %100. Abi? Böyle bir şey bu da yani. Evet. Aa, çok iyi anlattınız abi. Hakikaten öyle. Ben çünkü iyi performansı performansını takımla beraber geliştiriyorsun çünkü değil mi? Yanında böyle uyuz uyuz adamlar olsun. Ya şimdi seni Barcelona'ya koysalar. Messi'nin yanına. Messi'nin performansını ikiye katlamaz mıyım? Katlar abi. O zaman. Biz de çok heyecan verici bir program çok yaşadık acayip. Sayenizde. Türk futbolunun iki büyük yıldızı, mega starları. Efendim aynı zamanda oyunun, sahnenin iki tane önemli ismi. Litvarski Ayça. Litvarski Ayça. Evet, evet. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Biz şöyle kapatıyoruz. Bana eşlik eder misiniz efendim hep beraber?
Efendim bu haftalık da bu kadar. Çok yani, değerli konuklarımla beraber. Ondan evet, al işte bitti. Gel bak bütün bak. Karizma gitti. Karizma gitti. Abi olmasaydı olurdu be abi. Neyse. Evet çok değerli konuklarımla beraber. Bu haftayı da kapatıyorum. İnşallah haftaya görüşeceğiz efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.